Bakalım kendine iyi bak aynasında sevgili Kibriye. Buyurunuz bakalım. Aman Allah'ım. Dön bakalım bir sesini duyalım. Dişlere bak. Süper. Tek kelimeyle süper olmuşsun. Nicole Kidman'ı tanıyor musun? Dünyaca ünlü böyle bir artist vardır. Kırmızı böyle kızıl saçları vardır. Aynı tam karşıya şöyle bakarsan. Öncesi sonrası neler yaşandı şöyle bir görelim. Bu dişler neymiş? Ay şimdi inanamıyorum. İlker Bey buyurun efendim şu dişlerden evet, başlayalım. Evet. Kibriye Hanım'ın hem alt hem üst dişlerinde hem aralıklar vardı. Hem çürükler vardı. Gülerken de diş etlerine çok ciddi düzensizlikler vardı. Bir de gummy smile dediğimiz güldüğünde diş etleri normalden daha fazla gözüküyordu. Fakat bu sadece dişlerle çözülebilecek bir şey değil. Dudaklara da mutlaka müdahale etmemiz gerekiyordu. Bir miktar botoks yapıldı ama evet. Belki ilerleyen dönemde bir tekrarlama gerekebilir. Dişleri de yüzüyle çok uyumsuzdu. Biraz diş etlerini yukarı aldık. Pembe estetik dediğimiz işlemi yukarı aldık. Alt dişleri de... Gülümseyebilir misiniz kocaman? Güldüğü zaman. Gül bakalım Kibriyeciğim biraz. Ha, gülmüyor. Aslında gülmeye alışmıştı tamam. Alt görünmüyor. Bir de önceden hep... Gülmemeye alıştım evet. Ya. Evet dudaklarını kasıyorsun. Evet. Kibriyeyle... Kasma aşkım gül şöyle kapattım, kocaman. Kapattım sürekli kapattım. Kibriyeyle şöyle bir anımız var. Valla ben senin yerine olsam şöyle kahkahalar atardım. Bundan sonra öyle. Hadi at şöyle bir güzel kahkaha. Seni en mutlu eden şey şu anda ne? Ah ne güzel evet. İşte böyle. Yürekten gelen bir güzel gülümseme evet. Kadar güzel bir şey yok hayatta. Çok güzel olmuş aynen. Dişler. Yakından baktım. Bak heyecana bak. Diş etlerine de yaptınız bir şey. Diş etlerini biraz yukarı aldım. Kibriye ilk geldiğinde şöyle bir anımız var. Kibriye'ye gül dedim. Gülemiyor Kibriye. Evet. Kibriyeciğim sen gülme o zaman dedim. Hiç böyle hatta takıldım. Sonra artık en son gün fotoğrafları çekilirken bir baktım Kibriye gayet rahat gülüyor. Gingivektomi dediğimiz o pembe desteklediğimiz işlemlerle dişlerin boylarını bir miktar arttırdık. Biraz da dişler çok gerideydi. Onları biraz ön plana çıkardık. Renklerini açtık. Tamamen dişler ortamda yapıldı bunlar. Bilgisayarlı bir sistemle ölçülerini aldık. Daha sonra da bilgisayar sistemle üretimlerini yaptık. IMEX kaplamalar yaptık Kibriye Hanım'a. Evet. Şimdi hem alt dudağı ile gayet uyumlu. Daha rahat gülebiliyor. Kendinden ama biraz daha açık renkli. Daha feminen, güzel bir gülümsemesi var. Ay, umarım uzun olsun. Yıllarda ona bu şekilde hizmet edecek. Kendi de güzel bakacak artık. Evet. Keyiflice gülecek. Bence gülsün yani. Gülmemesi mümkün değil. Hemen ben şöyle bir dakika şöyle bir renkli bir şeyler takma. Şunları takayım bence. Bak şimdi Kibriye kulaklarına delik var mı? Var. Bak şimdi senin güzelliğini birazcık daha renklendireceğim. Şöyle dedim ki bir de şöyle bir şey yapsak. Takabilir misin acaba? Evet. Şöyle dedim. Hocamın yaptığı bak. Şimdi ufacık bir dokunuş hemen bambaşka bir şey yaratabilir. Fark yaratabilir. Bak şöyle dön. Çünkü sen açık renk tenli birisin. Kızıl saçların olmuş çok çok yakışmış sana. Senin yüzüne yakın koyacağın gözüne yakın bir renkte bir aksesuar seni bir anda bambaşka bir havaya dönüştürebilir. Ben böyle ufak dokunuşlar yapmak istiyorum bundan sonra izleyicilerimize. Bakın ufacık bir küpe. Bunu da takar mısın lütfen? Ve hocamı dinleyelim hocam. Evet. Söz sizde neler yaptınız? Şimdi tabii kibriyi aldık Samsun'a götürdük. Samsun'u da bir hafta misafir ettik. Şimdi evet. Birkaç şey var. Evet hocam. Belki bir buruna karşıdan... Hocam burun ne öyle? Karşılıklı gösterebilirsek burnun karşıdan bakıldığında belki çok fark edilmiyor ama yan görüntüde fark edeceğiz. Belirgin bir kemeri vardı. Kaşların düşüklüğüne dikkat edelim iki taraflı. Göz kapaklarına, kaşlara dikkat edelim. Bakın yandan evet. Şöyle duralım. Öbür kamerada tam net gözüküyor mu burun? İnanılır bilmiyorum. İnanılır gibi kesin. Değil. İnanılır evet. Gibi şimdi dikkat edersek evet şöyle. Burnun daha yüzüyle uyumlu. Kemer gitmiş. Daha yüzüyle uyumlu olmuş. Uzunluğu kısalığı yüzüyle uyumlu olmuş. Kalkıklığı doğal olmuş. Bir miktar kalkıklık var ama çok doğal olmuş. Hocam. Kaldı ki bir yıllık bir süreçte iyileşme devam edecek. Ve iyileşme henüz bitmedi. Bakın şurada dikkat edelim. Evet. Şurada şöyle. Yayında şöyle. Hocam biz burada böyle görüyoruz. Yayında tam gözüküyor burun. Gözüküyor mu? Evet ben sanki gözümde şöyle durun. Biraz aşağı doğru çene doğru. Aynen. Evet. Şu bakın şu açıdan. Karşıdan gül istersen gülümseyebilirsin. Belki benzer poz olur. Evet. Bakın benzer poz. Dikkat edin benzer poz. Kaşlar yerine gelmiş. Burun olması gerektiği pozisyonu almış. Açılarıyla, büyüklüğüyle, şekli. Elmacıklara hocam, bakın. Hocam çeneye ne oldu? Çeneye elmacıklara ne dikkat edin. Bir yağ dolgusu koydum. Bakın elmacıklara dikkat edin. Bomboşmuş. Öncesine evet. Dikkat edin. Bomboş. Hani iskelet görümü demiştiniz ya siz. Aynen bakın hocam. Elmacıklar dolgunlaştığında. Hani o Samsun yana dediğim var ya. Amisos ay tepesi. Canım. Bakın çarşamba ovası. Gamzeler şurası çıkmış çukur. Ortaya. Burası tümsek. Bu işte Samsun yana diye ifade ettiğim esprili bir dille.
yanak durumu ortaya çıkmış. Dişlerle de beraber tamamlandığında kaşlar, burun, yüz, yanak daha bir anlam ifade etmiş. Her şeyin önemlisi doğal duruyor. Kesinlikle hocam. Sunilik yok. Herhangi kesinlikle bir operasyon geçirdiği hissi ve duygusu da yok kendisinde. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl hissedebilirim? Müthiş bir değişim var çok sende. Çok mutluyum. İyi ki başvurdum. İyi ki sizleri tanıdım. Evet. Ailesi de çok destek. Ay, eşi, evet, tanıyor, eşi de hep yanındaymış. Yanımdaydı. Onun desteğiyle zaten. Çok güzel. Bunları ne dedi eşin? Tabii karşıya bakarak konuş. Herkes duya duya görsün güzelliğini. Ya, benim isteklerimin en önemlisi karşı çıkmadı. O bana bakacak diye çok kibar. Gel ben buradan konuşayım sen bana bakarak. Söyle tatlı. Karşı çıkmadı yani. Hı. Arkamda oldu. Tedavilerime, buradaki diş tedavilerime beraber gittik. Hocam bir dudakları ne yaptınız? Böyle dudak dolgusu. Bakın bizim yaptığımız işlemimiz bir yağ dolgusu yaptı. Bir hokka yaptı. Dudak, hokka ağız. Dişle beraber daha bir anlamlı hale gelmiş. Bir de bakın ilk resimde içi boş bir cilt var. Evet. Yani yüz yağ doku yetersizliği var. Güldüğü halde bile yağ toplanmıyor yanaklarında. Evet. Evet. Devam.